15 Temmuz Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerin ortaklaşa yaptığı geri dönüşüm ile yapılan bilim fuarı büyük ilgi gördü. Birbirinden farklı 22 proje ile fuarı gerçekleştiren öğretmen ve öğrencilerin başarıları takdir topladı. Bilim Fuarı Koordinatörlüğünü üstlenen Fen Bilimleri Öğretmeni Serkan Bektaş, "Sene 22.sini düzenliyoruz fuarımızın. Geri dönüşüm temalı düzenlediğimiz bilim fuarına 22 tane projeyi başarılı bir şekilde sergiledik. Bu konuda başta müdürüm olmak üzere yürütücü arkadaşlarımız ve öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum," dedi. İkinci defa, okulumuzda ikinci defa bilim fuarı düzenlemekteyiz. Özellikle geri dönüşüm temalı düzenlediğimiz bilim fuarında 22 tane projeyi başarılı bir şekilde sergiledik. Bu konuda başta müdürüm olmak üzere yürütücü arkadaşlarımız ve öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu proje pandemiden önce hazırladığımız bir projeydi. Kabul edilmişti TÜBİTAK Bilim Fuarı tarafından. Bu pandemiden dolayı yapamamıştık ve bu süreçte tamamen öğrencilerimizin aktif katılımıyla, birebir çalışmalarla ve danışman öğretmenlerimizin teşvikiyle tamamen tamamladık. İsterseniz bir iki tane proje göstereyim size ben. Mesela burada bizim akvaryumda tarım dediğimiz bir projemiz var. Öğrenci arkadaşlarımızla birlikte hazırladığımız bir proje. Normalde burada balık tankımız var. Balık tankında normalde balık yetiştirdiğimiz zaman bir süre sonra suyunun kirlendiğini görüyoruz. Biz bu suyu hem temizlemek hem de bu kirli suyu, yani gübreli suyu bitki yetiştirmeye de kullanmak için böyle bir düzenek hazırladık. Alt tarafta balıklarımız bulunmaktan bu suyu alıp üst tarafta bulunan tankımıza, yani bitkimize yetiştiriyoruz. Bu bitki alt tarafta yine bir tane şeyimiz var. Bakteri süzgecimiz var. Bakteri tarafından arındırılan suyu tekrardan balık tankına geri gönderiyoruz. Yani burada bildiğiniz topraksız tarım yapıyoruz. Hatta topraksız tarımın bir adım ötesi. Normalde topraksız tarımda su kullanılır, devir dayım yapar. Ekstradan bizim sıvı gübre kullanmamız lazım. Ama biz burada sıvı gübreyi tamamen balıklardan karşılıyoruz. Bu gübreyi biz normalde filtreden geçirmemiz lazım ya da suyunu değiştirmemiz lazım. Bu maddi olarak da zaman olarak da bize kayıplara sebep oluyordu. Ama biz bu düzeneyi hazırlayarak hem kendi kendini temizleyen bir balık tankımızı yaptık. Oksijen miktarını arttırdık. Hem de bakteriden arındırılmış bir tank yaptık. Aynı zamanda o gübreyi kullanarak da şurada gördüğünüz bitkilerimizin hepsini sıfırdan yetiştirdik. Fuarda projesini sergileyen bir öğrenci ise, "Bizler büyük emekler verdik bu fuara. Burada amacımız bilim dünyasına katkı sunup insanlığa faydalı olabilmektir," dedi. Bu proje oluşabilecek bir yangın durumunda olası tehlikeleri önlemek için bir can kurtaran merdiven. Bu merdiven binalara uzuyor ve oradaki binada oluşan yangının önlenmesi için hemen bina tahliye edilmesi için karşıya giden bir merdiven bu. Hızlıca açılıp kapanabiliyor. Hızlıca açılıp kapanabiliyor. Bu otomatik bir mekanizmaya sahip ve can kaybını en aza indirmek, mümkünse sıfıra indirmek için böyle bir proje yaptık.